Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda kaynar su ile hazırlanan salatalık turşusu tarifim var. Tarifimiz yapılışı oldukça basit. Hep beraber başlayalım. Bunun için 2,5 kilogram salatalığımız var. Salatalıklarımız ince ve küçük boy seçerseniz, tazecik de olmasına da dikkat ederseniz güzel olur. Kaya tuzumuz var. Toz şekerimiz, limon tuzu, soyulmuş hazırlanmış sarımsaklar, bir su bardağı da sirkemiz. Hazır ise hep beraber turşumuzu kurmaya geçelim. 3,5 kilogramlık turşu kavanozu kullanıyorum. Kavanozu bu şekilde yan yatırdım ve salatalıklarımızı daha kolayca yerleştirebiliyorum. Bütün salatalıklarımızı gördüğünüz gibi dizerek kavanozumuzun içerisini dolduruyorum ve aralarına önceden kabuklarını soyup hazırladığım sarımsaktan serpiştiriyorum. Bütün kavanozumuzu sıkıca dolduralım. Evet, artık iyice dolmaya başladı kavanozumuz. Şimdi kavanozu dik tutarak aradaki boşlukları da salatalığımızla doldurmaya devam ediyorum. Ben salatalığımıza bıçakla kesik atmadım. Çünkü salatalıklarım tazecikti. Artık iyice kavanozumu sıkı sıkı doldurdum. Artık kavanozum iyice doldu. Geriye kalan gördüğüm boşlukları da ince salatalıklarımla doldurarak tamamlıyorum. Ve biraz daha kavanozumu sallayarak salatalıklarımın iyice yerleşmesini sağladım. Artık diğer malzemeleri turşu kavanozumuza ilave edebiliriz. Kaya tuzu kullanıyoruz. Turşu tuzu olarak 3 yemek kaşığı kaya tuzumuzu kavanozumuzun içerisine ilave ettim. 1 çay kaşığını tam doldurmadan limon tuzu katıyorum ve 1 tatlı kaşığı toz şeker serpiyorum. Ve 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile sirke ilave ediyorum ve önceden kaynattığım sıcak suyumu getiriyorum ve kavanozumu sıcak su ile dolduruyorum. Ve kavanozumuzun kapağını kapatıyorum. Şimdi geriye kalan salatalıklarımı da birer litrelik konserve kavanozlarının içerisine yerleştiriyorum. Gene gördüğünüz gibi kavanozlarımı yan yatırıyorum ve içerisine salatalıklarımı kolaylıkla yerleştiriyorum. İkinci kavanozumu da dolduracağım. Evet, şimdi üzerlerine 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı limon tuzu, gene yarım tatlı kaşığı toz şekeri serpiyorum ve sarımsaklarımı da üzerlerinden boşluklara bırakıyorum. Sirkesini birer litrelik kavanozlar için yarım su bardağı sirke ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizlerin tercihi farklı olabilir. Damak zevkinize kalmış. Şimdi üzerine sıcak su ile ilave ediyorum. Kavanozumuzu
kavanozlarımıza kaynar suyumuzu da dolduruyoruz. Artık turşumuz hazır. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Kavanozlarımızın kapaklarını kapatırken 2 geri 1 ileri yaptığınız zaman tık sesini duyduğunuzda güzelce tam olarak kapanmış olur. Ve üzeri de içine geçtiği anda hiç hava almadan uzunca bir süre bekletebilirsiniz. Turşumuz artık hazır. Bu turşu bir hafta içerisinde hazır olacak ve yemeğe ikram edebileceğiniz duruma gelecek. Sizler de turşumuzu yapın ve sevdiklerinizle paylaşın. Evet, turşumuzu bir haftalık bekleme sürecine bırakıyorum. Bir hafta sonra turşumuz karşınızda. Gördüğünüz gibi çok güzel, sapsarı bir halde ve suyu da mis gibi, turşumuz artık tüketilmeye hazır. Kapağı da sımsıkı tutmuş. Açıyorum şimdi ve tabağımıza turşumuzdan çıkarıyorum. Ve ilk gün turşumuzu kurarken ki bıraktığım gibi sert bir şekilde salatalıklarım. Ve kesiyorum. Bakın, ortası hiç açılmamış. Kıtır kıtır çok nefis bir turşu hazırladık arkadaşlar. Sizler de gönül rahatlığı ile tarifimi uygulayın ve bir hafta sonra tüketebileceğiniz salatalık turşunuzu hazır edin. Bu turşuyu kış için de saklayabilirsiniz. Serin ve karanlık bir yerde beklettiğiniz zaman kışlık turşu olarak da bekletebileceksiniz ve kışın afiyetle tüketebileceksiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiniz ise lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.